Bu hafta sizlerle birinci ünitemiz olan Interesting Beliefs'i işleyeceğiz. Interesting Beliefs ünitesindeki temel gramer konumuz Describing Personal Qualities Physical Appearance konusuydu arkadaşlar. Horoscopes yani burçlar başlığı altında biz böyle bir gramer konusu gördük. Hepimizin aklında şöyle bir soru işareti oluştu. Biz neden burçları öğreniyoruz? Biz burçları öğreniyoruz arkadaşlar. Çünkü burçların içinde insanları tarif etmeye yarayan bir sözcük türü vardı. Neydi o sözcük türü arkadaşlar? Sıfatlar değil mi? Biz burçları aslında sıfatları öğrenmek için öğreniyoruz. Peki sıfatlar neydi? Sıfatlar aslında kişilik özelliklerini anlatmaya yarardı değil mi arkadaşlar? Bunun için biz neleri kullanırdık? Eğer fiziksel özelliklerimizden bahsediyorsak physical appearance sıfatlarını, kişiliğimizden bahsediyorsak ise personality sıfatlarını yani kişilik sıfatlarını kullanırdık arkadaşlar. Peki bizim bunları kullanırken 3 tane birbirine çok benzeyen ama aslında birbirinden tamamen farklı şeyleri soran 3 tane soru kalıbımız vardı arkadaşlar. Bunlar hemen hemen her deneme sınavında karşımıza çıkabileceği için özellikle çok dikkat etmemiz gerekiyor. İlk sorumuz what is he ya da she, bu özneye göre değişebilir, like soru kalıbı. Bu soru kalıbıyla biz kişilerin hem fiziksel hem de kişilik özelliğinden bahsedebiliriz. Örneğimizi incelediğimizde what is Ahmet like dediğinde handsome diyerek fiziksel özelliğinden ya da kind diyerek kişilik özelliğinden bahsedebiliriz. Peki alternatiflerimiz nelerdir? Eğer what does Ahmet look like dersem ben Ahmet'in sadece fiziksel özelliklerinden bahsedebilirim. Tall ve slim'de olduğu gibi. Eğer what does Ahmet like dersem Ahmet'in hoşlandığı şeylerden yani hobilerinden bahsedebilirim. Playing football'da olduğu gibi. Gördüğünüz gibi 3 tane soru kalıbım var. Üçü de birbirine çok benziyor ancak farklı şeyler soruyor. O yüzden şaşırmamak adına bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki, şimdi birkaç tane vocabulary checkpoint egzersizimizi yapalım. İlkinde bizden ne istenmiş? Verilen kelimeleri tabloda uygun yerlere koymamız istenmiş. Ben burada şimdi sıfatların anlamlarını tek tek size söyleyeceğim. Eğer bilmiyorsanız siz de kitaplarınızı lütfen notunuzu alın. Clever, zeki. Fat, şişman. Shy, çekingen. Kind, nazik. Slim, ince. Funny, eğlenceli. Young, genç. Rude, kaba. Old, yaşlı. Tall, uzun. Short, kısa. Helpful, yardımsever. Beautiful, güzel. Stingy, cimri. Ugly, çirkin. Generous, cömert. Friendly, arkadaş canlısı. Lazy, tembel. Biz bu sıfatları ne yapacaktık? Fiziksel özellik ve kişilik olarak ayıracaktık. Hangileri fiziksel özellikmiş bakalım. Fat, slim, young, old, tall, short, beautiful ve ugly. Bunlar fiziksel özellik. Peki personality'ler? Clever, shy, kind, funny, rude, helpful, stingy, generous, friendly ve lazy. Bunlar da kişilik özelliklerimiz arkadaşlar. Ne yapmış bize bu egzersizimizde? Cümleler verilmiş, sonra uygun sıfatlarla eşleştirmemiz istenmiş. She always gets good marks. İyi notlar alan birini nasıl nitelendirebiliriz biz? Successful, o halde bir Ceyhan. İkiye bakalım. He helps people every time. Sürekli insanlara yardım eder. Nasıl bir insandır? Help'ten yardımcı olabilirdik. Helpful değil mi? Yani iki Denizli olmuş oldu. I don't believe in superstition. Superstition batıl inanç demek. Batıl inançlarım yoktur. Ben nasıl bir insanım? Gerçekçi bir insanım. Realistic. 3 bursa. 4'e baktım. He rarely talks when he meets a new person. Yeni bir insanla karşılaştığında nadiren konuşur. Nasıl bir insan bu insan? Shy yani çekingen. 4 adam olmuş oldu. Peki 5'e bakalım. They always laugh and have fun. Sürekli gülerler ve eğlenirler. Nasıl insanlardır? Cheerful insanlar. O halde 5'te Edirne olmuş oldu arkadaşlar. Sıfatları zıt anlamlarıyla eşleştirmemiz istenmiş. Hemen sıfatlara bir bakalım. Lazy, tembel, o halde neyle eşleşecek? Hardworking, yani çalışkan. Generous, cömert, neyle eşleşecek? Stingy, cimri. Rude, kaba, neyle eşleşecek? Polite, yani nazik. Clever, zeki, yani neyle eşleşecek? Stupid. Talkative, konuşkan, neyle eşleşecek? Shy, çekingen. Fat, şişman, neyle eşleşecek? Slim, yani ince. Young,
genç. Neyle eşleşecek o zaman? Old, yani yaşlı. Beautiful, güzel. O halde neyle eşleşecek? Çirkin anlamına gelen ugly ile. Tall, uzun demek. O halde neyle eşleşecek? Short, yani kısayla. Upset, üzgün. O halde neyle eşleşecek? Hemen bakıyorum. Mutlu anlamına gelen happy ile eşleşecek.